22-28 haftası sevgili takipçilerim, tarotlarım size neler söylüyor? Sevgili koçlar, beğen, yorum yapınız. İşinizle ilgili dua ettiğiniz, hedeflediğiniz nokta sizin için çok aydınlık ve hayırlı olacak. Uzun süredir problem yaşadığınız ve bitti dediğiniz hazineniz berekette ve hayırda aydınlığa kavuşacak. Özellikle de iş alanınızdaki insanlarla aranızdaki çatışma daha şenlik, daha karmaşık dönem bitip daha gülümseme, daha şenlik noktasına erişeceksiniz. Hayal ettiğiniz ve parasal noktalarınızla alakalı noktada bazı krizleriniz var. Bunları doğru görerek, doğru enerjiye girerek, borç verdiğiniz ya da almaya çalıştığınız borcunuz varsa ve bu kişide E ve K harfi varsa bu borç daha geri noktada size ödenecek. Şu an imkanı yok gözüküyor güzel koçlar. Yalnız eğer ki iş gereği gitmeniz gereken seyahatler, özellikle Avrupa ülkesine gitmek istiyorsanız işinizle ilgili kapılarınız, fırsatlarınız var. Devletle alakalı beklenti içerisinde olduğunuz yakın bir kadın dostunuzda İ ve L harfi varsa bu konuşmalar sizin için olumlu ve keyifli olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız ortağınız ya da ekip arkadaşlarınızda rahatsız olduğunuz kişilere ve onların saçma sapan konuşmalarına şahit olacaksınız. Mümkün olduğu kadar onlarla iletişiminizi değiştirin. İlişki konusunda kader çarkı size çok güzel olumluluk yaratıyor. T ve O ve U harfi biri varsa onunla değişim ve dönüşüm mutluluğa doğru geçeceğiniz ve birbirinize sımsıkı sarılacağınız bir enerjidesiniz. Eğer evliyseniz ve özellikle su burcu ve toprak burcu olan biriyle düzen kurduysanız burada ihanet, güven problemi, kalbinizde kırılan olayları birebir sıkıntıya düşürecek. Yasal olarak da çözmesini istediğiniz ve çözüm içerisinde olduğunuz iş mahkemeniz, para mahkemelerinizde ertelenmeler var. Umutsuzluğa kapılmayın ve güzel bir evin de anahtarı sizin hanenizde oluşacak. Rabbim size güzel kapılar veriyor. Korkmanıza gerek yok. Sevgili boğalar, kalp beğeniyorum. Bakalım. Yeni başlatmakta olduğunuz ilişkinizle alakalı gelecek planı, evlilik planı, hayat arkadaşı planlamanız ve yıkılan ve sizi üzen her şey geride kalıyor. Özellikle duygusal yönünüzü biraz daha geride tutmanız lazım. Tuttuğunuz takdirde hayatınızdaki her şey yıldız gibi parlayacak. İlişkinizde özellikle O ya da Y, Oya gibi, Onur gibi harflerde biri varsa onunla köklenmek, ilişkideki her şeyi iyileştirmeye doğru gidiyorsunuz. İş konusunda çevrenizde M ve A ve N harfi biri varsa ve B harfi de baskınsa bu kişi sizin ayağınızı kaydıracak. Gereksiz iftiralara maruz kalabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar iş alanımıza hakim kurmamız lazım. Evli olan çiftlerde özellikle eşinizin ailesinden kaynaklı düzeninizle ilgili sıkıntılar yaratıyor olabilir ve oradaki konuşmalar sizin kalbinizi incitiyor. Siz ne kadar sizi sevmedikleri düşündükçe sizin enerjiniz de onlara agresif noktada ilerliyor. Aynı çatı içerisinde yaşıyorsanız, yakın alanlarda yaşıyorsanız ani taşınma kararıyla birlikte o huzursuzluk dönemimiz geride kalacak. Devlet ve devletle bağlantılı iş kapısı imzalarınız varsa Y ve G harfi birinden iş konusunda güzel bir ışık alacaksınız. Yerinizde daha temkinli, daha kurallı oluşumlar sağlanacak. Uçmak için birine değil, kendi boğanın verdiği enerjiyle mutluluğa doğru hazır olacaksınız. Kardeş, kuzenler arasında yalanlar, siz de bu yalanları söyleyeceksiniz ve bu yalanlar sizin aile ve amca ya da dayı arasındaki yaşanacak krizlerde babalar arasında kırgınlıklar olacak, dikkat edin. Ölmüş bir erkeğinizin miras konusu gündemde olabilir. Bu haklarla ilgili büyük mücadele etseniz de bu haklarınız yenilmiş. Artık bunlar değil, sizin yapacaklarınız önemli. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da bu dönem düşünme, evlilik planınız varsa, özellikle hayatınızdaki insanda H harfi, N ve Z varsa evliliğiniz uğurlu ve bereketli olacak. Çocuk isteyenler için doğru bir meditasyon, doğru enerji sizi şifalandıracak gözüküyor. Sevgili ikizler, hemen bakıyorum. Yıkılan iş konularımızla alakalı etrafı, ekip ve ekip içerisinde olan özellikle de toprak burcu biriyle alakalı başak özelliğe sahip olacak ve hukuki işlerde, hukuki alan işlerinizle ilgili hukuki süreçler, iftiralara maruz kalabilirsiniz. Ayağınızı kaydıracak insanlara dikkat etmeniz lazım. Ve burada özellikle sizin göz hatlarınız çok belirgin, kara kaş, kara gözleriniz. Size çok güzel bir iş teklifi var. Buradaki noktada yıprandınız. Hatta gelecek teklifte şunu demek istiyorum. S, İ,
K harfi olabilir. Bu teklifi doğru değerlendirin. Çok olumlu ve hayırlı sürecimiz var. Anne soyumuzla alakalı özellikle teyze ve anne arasında uzun süredir çözülmeyen bağ problemleri var. Ve özellikle teyzenizde E harfi, L ve İ harfi varsa annenize kırıcı sözler ve kıran evresi var. Ve anneniz asla hakkını helal etmiyor. Burada adım olsa da o kişinin patavatsızlığı devam edecek. Annenizi bu noktaya itmenizi uygun görmüyorum. İlişkinizle alakalı dönem dönem boşluklara, özellikle sevgili kadınlar ya da sevgili beyler, ilişkinizle ilgili hep gelecek planı yapıyorsunuz ama güven probleminiz var ve bu ilişkiyi her iki tarafta birbirini çok sevmesine rağmen burada gereksiz yolculuklar, gereksiz tripler var. Evet, gideceğiniz iş gereği seyahatlerde ilişkinizin aldatılma korkusu var ve devamlı telefonunuzu, devamlı maillerinizi kontrol ediyor olabilir. O yüzden ani bitişler yaşanacak yanlış anlaşmalara dikkat edelim. Evli çiftlerde ikinci çocuğunuz varsa üçüncü çocuk, eğer birinci çocuğunuz varsa ikinci çocuk muradınız ve ikinci çocuğunuz erkek çocuk olarak gözüküyor, hayırlı olsun. Ailenize ait çözülmesi gereken mal, taşınmak istediğiniz noktada daha kararsızsınız. Gidelim mi kalalım mı? Burası çocuklarımız için iyi düşünüyorsunuz ama gideceğiniz yer daha hayırlı ve daha aydınlık. Bu arada da yeni ilişki başlayanlarda gelecek vaat eden evre, özellikle yeni başlıyorsanız ilişkinizde aranızda 4 ya da 7 yaş farkı olabilir. Hayatınıza girecek insan renkli gözlü olabilir ve mutluluğu ve keyfi tadacaksınız. Sevgili yengeçler, hemen bakıyorum. Evet, bu ara ekip arkadaşlarımız erkek ve kadınlarla çalışıyorsak adaletsiz konuşmalar, hakkınızda çıkacak bazı olaylar canınızı sıkabilir. Burada T, İ, K ya da G harfi biriyle büyük bir atışma ve sizi haksızlığa itebilir. Mümkün olduğu kadar yöneticiniz ya da bulunduğunuz üst düzey insanlarda A, K harfi varsa destekleneceksiniz. Özellikle de Koç burcu özelliğine sahip biri sizi tuzağa düşürebilir. Yani Ateş burcu biri sizi tuzağa düşürebilir. O oyuna gelip parasal evrede zarar görmenizi istemiyorum. Mümkün olduğu kadar para enerjimizi doğru yönlendirmemiz lazım. Yurt dışı vizemiz, yurt dışı ile ilgili başvurularımız, çocuklarımızla ilgili düşündüğümüz birçok noktanın kapısı hayırlı ve aydınlık olacak. Kendinize yeni bir eğitim, yeni bir oluşum içerisinde olduğunuz noktalarda kararsızlıklarınız var. Bu anahtarlar size bereket ve uğur getirecek gözüküyor. Bence cesaretinizi toparlamanız lazım. Babanızda ya da babanızla ilgili bazı şüphe duyduğunuz konular var. Babam parayı nereye aktarıyor? Abime mi aktarıyor? Bizim haklarımız mı yenilecek diye düşünüyorsanız babanız özgürlüğüne ve rahatına düşkün, biraz sorumluluk evresinde kırgın. O yüzden annenize destek verin. Annenizin yaşadığı sorunlar biraz daha yıpratıcı ve bunun gücü ve ruhu kalmamış gözüküyor. Bu arada da ufak tefek gideceğiniz seyahat, kafanızda işle ilgili geliştireceğiniz olaylar ve gideceğiniz yolculukta yeni dostlar edineceksiniz ve D harfi ya da İ ve U harfi varsa onunla yapacağınız iş anlaşmalar size güç ve krallığınızı, tahtınızı en iyi şekilde oturtuyor. Ailemizde cezaevi ya da mahkemelik durumlarda ceza yatacak birileri var. Aman dikkatli olun, telefonlarınız ya da her noktanız dinleniliyor olabilir, zarara girebilirsiniz. Evinizde bekar ablanız, bekar kız kardeşiniz varsa hayırlı bir kısmet var, evlilik yapacak. Devlet atamasını bekliyorsanız da kapınız hayırlı ve aydınlık, korkmanıza gerek yok diyorum. Aslanlar, hemen bakıyorum size. Oo, sevgili aslanlar, işinizdeki gerçekler, yani ve bu gerçeklerle alakalı gökkuşağı renginde oluşacak yeni fırsatlar ve korkular, işte korkularınız, karanlıklarınız var. Aslında diyor ki aydınlık ve ferah bir noktadasınız ama sizin daha büyük bir noktada beklediğiniz teklif yıldız gibi parlıyor. Bu konuda dengeyi ve huzuru bulacaksınız. Yani Eylül ayı sizin iletişimde olduğunuz şirketiniz ya da şirketlerle alakalı anlaşmada hiçbir pürüz olmadığı gözüküyor. Y harfiyle başlayan yöneticiniz ya da ekip arkadaşınız varsa onun hayrını alacaksınız ve gerçekten aydınlanmaya doğru gidiyorsun. Annenize ait miras, kız kardeşinize ait miras konularımız varsa burada tedirgin olacağımız noktalarımız var. O yüzden kader çarkı bunu bekletmenizi, haklarınızla alakalı noktayı daha almanız için vakit olduğu gözüküyor. Bir de aile içerisinde kanser tedavisi, vücut tedavisi, hücre tedavisi gören kişi varsa Rabbim onu iyileştirecek, şifalandıracak ya da herhangi bir
endişeniz varsa sağlığınızla ilgili, değişim ve dönüşümle birlikte vücut enerjimiz şifaya girecek gözüküyor. Aile içerisinde özellikle evli çiftlerde güvenle alakalı hayal kırıklıkları, yaşanan bazı yalanlar açığa çıkacak. Özellikle hanımınızın yani eşinizin ailesinden kaynaklı dedikodular, evliliğinize zarar vermek isteyen insanlar var. Bu yüzden buna karşı kırgınsınız ve burada sevgili hanımlar dolduruşa geliyorsunuz ve ilişkinize daha doğru adımlarla dinlemeniz gerekiyor. Evlenmeyi düşünenler için çok güzel bir bereket, hatta ev anahtarı ve ailenizin desteğiyle bu evlilik huzurlu. Bu Allah katındaki yazılacak kader sizin için aydınlık ve hayırlı, korkmanıza gerek yok. Devam edeceğin eğitimlerinizle ilgili kararsızlıklarınız var. Yurt dışı eğitimi, dil eğitimi, bunlarla ilgili kapılarınız açılacak. Yeter ki bu gücü bulmanızı istiyorum. Bir de ailemize ait uzun süredir dede köklerimizdeki miraslarla ilgili çetrefilli olaylar var. Bir de alacak verecek mevzusunda tartışmalar uzayacak. Mümkün olduğu kadar bu olayları aile içerisinde yansıtmamanız lazım. Yansıttığımız takdirde krizler var. Dikkatli olun diyorum. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Baktım. Oo, ruhunuz, enerjiniz sanatçı ve tiyatroya, müziğe, kendi enerjine ait noktaları en iyi şekilde belirleyeceğiniz. Kalbiniz hani bıçak gibi bir şeyler hissedersiniz. Böyle kalbinize saplanır ya. Bu düşündükleriniz, ne düşünüyorsanız ayağınıza gelecek. İş konusunda, seçimler konusunda size 3 seçenek verilecek. Finans alanında çalışıyorsanız rütbeniz değişecek. Mühendislik alanında çalışıyorsanız farklı bir konuma geçeceksiniz. Eğer ki yurt dışı ihracat, alım satım konularıyla çalışıyorsanız kırmızı nokta, dikkatli olun. Burada bazı yıkımlara şahit olma gibi bir durumunuz var gözüküyor. Devlet kartı veriyor. Devlette çalışıyorsanız, önemli bir konumdaysanız hakkınızla ilgili rütbeniz verilecek. Mahkeme, iş mahkemeniz ve ailenizde ceza noktalarıyla ilgili cezaevinde yatan biri varsa af konusuyla birlikte özgürlüğe kavuşacak ve onun enerjisi değişecek. Kardeş boşanması, abi boşanması ya da sizin evinizde uzun süredir abi eşinden kaynaklı kötü enerji, annenizin sağlık problemleri çok fazla arttığı için bu tarz düşüncelerdesiniz. Mümkün olduğu kadar karınca duasını, bereket duasını okuyarak ve Yasin okumanızı öneriyorum. Bu ara yeni tanıştığınız insana 3 ya da 6 ay şans vermeniz lazım. Şans verdiğinizde yeniden doğmak, yeni oluşum var diyorum. Özellikle de geçmiş ilişkinizle alakalı kırgınlıkların, beklentileriniz varsa o düşündüğünüz kişi başka biriyle evlilik ve kalp enerjisinde. Ama siz adalet olarak bu döngüde bana dönsün ve benden özür dilesin istiyorsunuz ama onunla sizin uyum enerjiniz yok. Siz yeni yolculuğa, yeni evreye varoluş yapın. Yurt dışı kapılarınızla ilgili farklı fırsatlar yaratmak istiyorsunuz. Evet, bu fırsatlarınız var. Bu fırsat kapılarımız var ama sizin ekonomik olarak kendi dengenizde kurmanız lazım. Satmaya çalıştığınız anahtarınız, aile içerisinde kavgalı bir anahtar aydınlığa ve feraha ulaşacak. Yurt dışına yerleşmek isteyen özellikle sevgili gençler için olumlu fırsatlar var. Farklı alanlarda bu kapılarımız ferah ve aydınlığa doğru ilerliyor. Teraziler, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Mühür vuracağınız güzel bir aşka yelken açacaksınız. Bu aşk sizin korkularınız, yaşadığınız güven probleminiz ve uzun süredir kimseye inanmadığınız evrenin kalbini iyileştireceksiniz. Yani bana kimse dokunmasın istemiyorum, ben sevgiye inanmıyorum, aşka inanmıyorum diyorsanız bu dönem aşkla birlikte karanlıktan aydınlığa çıkma var. Kalbinizdeki ruhu, iyileşmek istediğiniz kişiyle karşı karşıya kalacaksınız. Bu kişide de özellikle F ve E ve C harfi olabilir. Bu kişi özellikle mühendis ya da sağlık sektöründe olabilir. Bilginiz olsun. Yeni işinizle alakalı başvuru yaptığınız noktada çok güzel haberlere şahit olacaksınız. Ve buradaki hayal ettiğiniz kapı var. Yalnız bir noktaya başvuru yaptınız, size oyalıyor olabilirler. Size çağıracak kişiyi kabul edin. Oyalandığınız noktada hayal kırıklığı yaşar ve burada mutsuzluklar yaşarsınız. Eğitimle alakalı yapmak istediğiniz başvurularla ilgili olumlu sürecimiz var. Burada herhangi bir sorun yok. Özellikle de R ve B ve bu O harfi birinden büyük bir şans kapınız var. C harfi ya da Ç harfi ile başlayan kişiyle ilgili de güzel bir iş ortaklığımız söz konusu olacak ve bu doğru bir evrede yaratıyor. Mesela Çin'e gitmek istiyorsanız Çin kapımız var. Bu tarz, mesela Çanakkale'ye yerleşmek istiyorsanız şansınız var.
Doğu ya da İç Anadolu bölgesinde bazı mal konularımızla alakalı krizler ya da yurt dışında yaşıyorsanız oradaki krizlerimize de kardeşler arasında pürüzler var. Bu ara seyahatler yolculuklarınızın çok fazla olacağı, artı parasal konusunda da çok büyük bir rahat ermek ve tekrar doğmak istiyorsunuz. Kendi markanız, kendi oluşumunuz, dijital ve blog alanındaki yapmak istediğiniz hedefler size çok güzel yaratıcılık yaratıyor. Eğer spor akademisyeniyseniz çok güzel bir okul kapınız ve okulla unvanınız aydınlığa kavuşacak. Sevgili akrepler, nasılsınız? Bakıyorum hemen. O dengeyi, işle alakalı yaşadığınız sorunları çözmek istediğiniz her şeyde gayet güzel bir nokta. İçinizdeki çocukluk ve bereketle var olacağımız her kapı, her noktada şansı yaratıyor. Yeter ki üzerinize bir kurşun döktürün, sirkeli suyla bir yıkanın, etrafta çok fazla göze gelip kendi hazinenize, kendi yolculuklarınıza zarar verebilirsiniz. Yeni aşk bekleyenler için özellikle ben kalple şifalanmak istiyorum diyorsanız, Rabbim sizi bu kalple şifalandıracak. İçinizdeki boşluk, karanlıktan, felaketten çıkıp daha güzel aynaya bakarak kendi yönünüzü, olmak istediğiniz gerçekliğinizi çok rahat bir şekilde anlatacaksınız. Kendini bulmaya, kendinizi buluşturmaya ihtiyacınız var. Uzun süredir de kardeşler arasındaki yaşanan krizler, var olan tartışmalar her geçen gün büyüyebilir. Birilerinin bu konuda devreye girmesi lazım ve uzun soluklu küskünlükler, kuzenler ve bu kuzenler arasında yeğenlerinizle bile konuşamayabilirsiniz. Abiniz ya da erkek kardeşiniz eşine olan tutumu yüzünden aile bireyleriniz çok fazla kırgın. Evet haklısınız ama onlar kendi kanatlarında ve kendi düzenlerinde mutlu. Siz sadece onların yalancı olduğunu ve çıkarcı olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle bir durum yok. Özellikle kaynanasından rahatsız olan beyler ve hanımlar size sesleniyorum. Bence onu da bir evlat doğurduğunu ve o düzene saygı duymanız gerektiği ve bazen bu saygıyı bütünleştirmek gerektiğini düşünüyorum ama burada kötülük var, kötü şeyler var. Haklısınız, çok fazla kırıldınız. O da hatalarının farkında olarak gözüküyor. Hayır yapmak, namaz kılmak, hayır etmek gibi kapı enerjiniz var. Mümkün olduğu kadar bu rızkınızı doğru şekilde yaptığınızda rızk bereketiniz de feraha ve aydınlığa kavuşacak. Yeni aşık olmak isteyenler için ateş püskürüyorsunuz. Çünkü buradaki sorun sizin psikolojik olarak kimseyle alakalı yaşam kalitesinizi götürememekle ilgili. Yani sorun sizsiniz. Bence bu sorundan uyanın, yolculuğunuza başlayın. Yaylar, nasılsınız güzel ailem? Hemen bakıyorum size. İş konusunda ruhların uyuşması, anlaşmazlık yaşadığınız noktalarda haklarınızla ilgili güzel imzalar atılacak. Zaman zaman iş konusundaki korkularınızın artık bittiği ve dakikalar ve zamanın sizin için doğru nokta. Adalet size gülümseyecek. Ve buradaki çalıştığınız insanlarda A harfi, R ve Z ve T harfi varsa artık siz burada başarıyı, hedefinize ait olduğunuz gonca yaprağınızı çözümleyeceksiniz ve yön bulmak, yönünüzle alakalı mutluluğun tadını çıkartacaksınız. Bu arada spor yapmak, enerjinizi değiştirmek, insanları duymamak ve konserler, davetlere katılabilirsiniz. Burada tanışacağınız insan, eğer bekarsanız güzel tanışmalar, güzel aşklara yelken açacağınızı da gösteriyor. Kendi işini yapanlarda kesinlikle hazine, güç, doğum, oluşum, daha büyümek, daha planladığımız her şeyin zaferine erişeceğini gösteriyor. Yurt dışı, şehir dışı ile ilgili büyük anlaşmalarla alakalı noktada el sıkışmak. Ama gideceğiniz iki yolculuk, üçüncü yolculukta hata yapıp bunu kaybedebilirsiniz. Özellikle M harfi ya da A harfi ile başlayan kişide çok büyük konuşmalar sizin canınızı sıkabilir ve sert konuşmalar içerisinde olacağınız gözüküyor. Özellikle yönetici asistanı ya da yönetici yardımcısıysanız, yöneticinizle aranızda çok büyük krizler var. İş değiştirmek istiyorsanız onu ikna etmeniz lazım. Haklarınız ziyan olabilir. Mümkün olduğu kadar alttan alıp ki işinizi kaybetmenizi istemiyorum. Bu ara kardeş, kuzen arasında krizler yavaş yavaş düzeniyor. Miras konunuz ve özellikle uzak alanlarda toprak konularımızla ilgili belirsiz olaylar var. Sadece umudu oraya bağladınız ve özellikle uzun süredir işsizseniz oradaki sonuçla birlikte hanenin ve parasal evrenin iyileşmesini istiyorsunuz. Artık kalk, çalış, yönüne bak. Biraz da bazı yaylarda rahatlığın verdiği ve sorumluluklarla ilgili noktada kararsızlıklarınız var. Aileye para konusunda baskı yapıyorsunuz, hak konusunda zarar gösteriyorsunuz. Onların arkasında durarsanız daha sağlıklı aydınlanmalar söz konusu olabilir.
Sevgili oğlaklar nasılsınız? Bakıyorum hemen sevgili oğlaklar, kartlar buraya düştü. Evet, iş konularımızla alakalı sağlam yerin imzası, geçmiş hatalar ve yaşadığımız krizler, etrafınızda sizin ayağınıza kuyu kazanlar artık haddini bilecek. Siz kendi zaferinizi kendi gözünüzle şahit olacaksınız. Kim zarar verdiyse artık arkanıza dönüp bakmayıp farklı boyut ve farklı yollarla yapacağınız her nokta dünyayı kucaklamanıza yardımcı olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız burada bu ara eğlence ruhunuz, takılma ruhunuz para rızkınıza zarar verir. Evliyseniz eşiniz ya da hanımınız sizi bir konuda yakalayacak. Aman dikkatli olun, dengeler bozulmak ve evdeki ışığımız ve huzursuzluğumuz ve bu evliliği karalamaya doğru oluşacak sıkıntılarımız var. Bu evliliğe sımsıkı sarıl, yönünü, enerjini, hayatını doğru noktada yönlendirmeni istiyorum. Yoksa çok büyük krizlerimiz var. Yeni aşık olmuşlar için ya da sevgilim sizin için hiçbir şey düşünmeyin. Yeni ilişkiniz için gereksiz hayaller kurmayın. Bambaşka biri için dua edin ki bu kişi sizi maddi manevi zarara sokar. Ve alacak konularında sizin hayatınızdaki insan sizi paranızı yiyebilir. Bazı sorumsuz olan çiftlerimiz, yani evli çiftlerimiz, eşinizin ya da sizin sorumsuzluğunuzdan kaynaklı krizlerimiz var. Her iki insan da kendi suçunu iki tarafa yapıyor. Burada her iki kişi de suçlu. Birbirinizle olan pişmanlıklar değil, çocuklarınızla olan hayatınızı doğru görüp onların hayatını oluşturmamız lazım. Bu ara çocuklarımız kendimiz trafik kazaları olabilir, düşmeler olabilir. Çocuklarımıza dikkat edeceğiz. Bir de sizin anne ya da baba dan bir ani operasyon ve tedavi noktası var. Bu gayet verimli ve aydınlık geçecek. Hiç korkmanıza gerek yok. Sevgiye sarıl, huzura sarıl ve bu kalbindeki fesatlığı at. Kendi enerjini şifalandır istiyorum. Hoşçakalın. Sevgili kovalar nasılsınız? Hemen bakıyorum. Oo, kırılan kalp, kırılan yara. Ve hayatınızda özgürce koşmak, hayatınızdaki her şey tıkanıklıktan o kadar çok yorulmuşsunuz ki. Sadece ben özgürlüğü evin içerisinde tatmaktan çok camdan bakıp hayal ediyorum. Rabbim beni bu konuda şanssız ilan etmiş diyorsanız artık kendi kendinize yalan söylemeyi bırakıp kendi içinizdeki sevinci, mutluluğu bulduğunuz takdirde çok güzel yenilikler, tahtınızda doğru ilişki, işinizde doğru kapılar, doğru fırsatlar yakalayacaksınız. Yeter ki siz doğru noktayı görün artık diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız kardeş, kuzenler arasında tartışmalar ya da ortaklarınızla alakalı yaşanacak çok büyük krizler var. Bunları bir an önce çözmediğiniz takdirde yasal problemlerimiz gündeme geçiş sağlayacak. Aile içerisinde herhangi bir madde bağımlılığı olan kişi ailemizi sıkıntıya düşürebilir, zorda bırakabilir. Mümkün olduğu kadar onu desteklemeye ihtiyacımız var. Ne gerekiyorsa bunu yapın, sonrasında kendine zarar verebilir diye uyarı veriyor kart. Bir de erkek kardeş, abla kardeş, yani 3-4 kardeşseniz burada çok büyük krizler var. Ve bu krizler geçip babanıza ait mallar ve babanızın toprakları ile ilgili şimdiden hesap yaşıyorsunuz. Yapmayın, onların daha düzenleri devam edecek. Siz kendi kendine adalette yargılanırsınız. Bu size sıkıntıyı verebilir. Evliliğinizle alakalı da yaşayacağınız dışarıdaki eşinizin arkadaşları, çevresiyle ilgili fazlasıyla takıntıları var. Eşim bana zaman ayırmıyor, beni sevmiyor, eve geliyor koltukta oturuyor. Artık bunun bu tavırlarından çok yoruldum diyorsanız bu konu için ilişki terapisti sizin daha doğru noktalarınıza yardımcı olacağını. Boşanmaktan çok özgür bir alan var. Canı istediği zaman o eve kimse rahat rahat girmemesi lazım. Siz de buna fırsatlar ve bu kişiye bu rahatlığı siz verdiniz, düzelmeniz lazım. Çocuk düşünenler için hemen bir kart. Çok dua ediyorsunuz. Bakın çocuğa çok dua ediyoruz. Vakti ve zamanı gelince bir şeyler olacak ama tüp bebek tedavi ve aşılama sistemi sizin için şart gözüküyor. Bir de satmak istediğiniz evinizle ilgili çok güzel bir anlaşma var. Hayırlı olsun. Sevgili balıklar nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun efendim. Hemen bakıyorum. Oo, şanslı. Boşluklarda şansınız var. En dipteyken çok güzel fırsat, kapılar, iş kapılarımızla alakalı noktada çok güzel değişimler yaşayacaksınız. Ve unutmayın ki özellikle 24'ü
27'si arasında çok büyük bir iş imzası atacak ve bu iş imzası sizin konum ve mertebenize çok hayırlı şekilde olacak. Üst düzey yöneticilerinizin kaşı çok belirgin olabilir, saçı çok belirgin, yüzünde cilt alerjik gibi cilt hani sivilce problemi olabilir. Bu kişi sizin eliniz kolunuz bağlı olan her noktayı şifalandıracak ve iş fırsatlarınızda yıkılma değil, büyük bir destek alacaksınız. Yeni bir noktadan iş beklentiniz ve bir kadından bekliyorsanız bu iş olumlu ve hayırlı sonuç alacak ve gideceğiniz noktada da başarınız var. Eğer ki iş yerinizi değiştirmek istiyorsanız ekip ve yöneticilerle özellikle iki kadın ve bir erkek yöneticiniz varsa burada artık istifalar, çıkartılmalar var. Hakkınız yenilecek. Uzun süredir burada çalıştığınız için kovulmanızı tercih ediyorum. Bir de farklı bir şehir ya da farklı bir ülkeye gitmek istiyorsanız acele etmeyin. Çünkü burada bazı iş imkanları ailenizin sizin desteğine çok ihtiyacı olacak. Ailenizi bırakıp gidip orada yalnız bir evrede depresyona girebilirsiniz. Sevgilinizle evlilik kararı, aile tanıştırması, annenizin onay vereceğini gösteriyor ve bu ilişki çok güzel başlayıp muhteşem bir ödülü hak ettiğiniz gözüküyor. Yalnız kız çocuğu fazla olan ailemize sesleniyorum. Çocuklarınızın üzerine çok baskı yapıp onları boşluklara düşürüyorsunuz ve bütün sorumlulukları ona atmışsınız. Deli deli tavırlardan çıkın. Onun da sizin hayatınızda çocuğunuz olduğunu görün ve onun eğitimi ve kariyerine engel oluyorsunuz. Aile apartmanı ya da kayınvalidenizle aynı evde oturuyorsanız artık özgür eviniz, özgür anahtarınız var. Hayırlı olsun. Araç almak isteyen gençler için baba ya da anneyi ikna edin. Şimdiden anahtarınız hayırlı olsun. Hoşça kalın.